500. bölümümüz dedik. Ekip arkadaşlarımız tabii ki çok güzel bir pasta hazırlamışlar. Öncelikle teşekkürlerim var. Müsaade ederseniz gerçekten atlamak istemiyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Provizyon Medya yapımcımız Ufuk Coşkun'a ve tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Üzülüyorum. Birazcık içim buruk, yanıma alamıyorum. Onları sarılamıyorum ama kalpten birbirimizi çok sevdiğimizi ve bu programa ne kadar emek verdiğimizi bilmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Aynı zamanda The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü sevgili Cenk Söner'e, Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağsoğlu'na, Pazarlama İletişim ve Kreatif'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Burçin Gülşen'e, Medya Birimi Data ve Stratejiden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Tolga Karakartal'a, İç Yapımlar Direktörü Hakan Karadöl ve Yardımcısı Pekyaşa Sözbir'e, yine Fox İç Yapımlar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yapım ve yönetim ekibinden kurguya, teknik yönetmen, kamera kontrol, ışık, ses, güvenlik, resim seçici, server operatörü, KJ'cimiz, prompter, kameramanlarımız, set ekibimiz, makyaj ekibim, benim ayrı ekibim tabii ki saç, makyaj ve styling olarak ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki bu imkanı sunan, bize bu güzel programı sunma imkanı sunan Fox ailesine sonsuz teşekkür ederim. Merve bunu yapmamışsın Merve. Evet ben yapacağım. Nasıl mı yapacaksınız? Evet. Ha, dedim Merve mumları yakmamış. Çakmağı dedim. Ben kapayım. Yani bir centilmenlik yapayım çok dedim. Çok teşekkür ediyoruz. Yakamıyoruz falan. Ha, yaktık. Tüm arkadaşlarım adına. Güzel. Pastaya en çok yaklaştığım an bu an. Öyle mi diyorsun? Buyurunuz. Peki üflüyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına daha nice 500'lere diyorum. Dilek tutun. Dilek tutayım. Kaç bölüm olsun? 1000 bölüm. Bravo. Güzel. Çok mutlu ve gururluyuz. Sarap ablam ilk bölümde de yanımızdaydınız. Bugün 500. bölümde de yanımızdasınız. Büyük yine bu kadar yıl boyunca, 3 yıldır bu programı beraber hazırlıyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız hocam. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? İsterim tabii ki. Niye istemeyeyim? Çünkü 500. bölüm ama en güzelini söyleyeyim. Şu programı sağlık çalışanlarına ithaf ettiniz ya, bu kadar büyük bir güzellik olamaz. Ellerinize sağlık. Çünkü çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çok naziksiniz, çok zarifsiniz ama şu anda yoğun bakımlarda, hastanelerde benim meslektaşlarım, benim hemşirelerim, benim sağlık memurlarım, benim ambulans şoförlerim, 112'de çalışanlar, hepsi benim meslektaşım, arkadaşım ve onlar can siperhane çalışıyorlar. Evet. Evlatlarına bakamadan, evlatlarına sarılamadan çalışıyorlar. Sağlık personeli stratejik personeldir. Tıpkı bir devletin ordusu gibidir, askeri gibidir, polisi gibidir. Sağlık personeline gözümüz gibi bakmalıyız. Ne olur lütfen şu pandemi döneminde bile şiddet haberleri alıyoruz. Artık bu kötü alışkanlıktan vazgeçin, bu ahlaksızlıktan vazgeçin. Ne olur sağlık personeline gözünüz gibi bakın. Sizi tebrik ediyorum ve örnek olmasını diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim sağlık personeline ithaf ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Dilerseniz bu 500 bölüm boyunca neler yaşadık? Arkadaşlarımız çok güzel VTR hazırlamış. Hep birlikte izleyelim. Buyurun. Konuşalım. Aa çok güzel. Bak mis. Allah'ım sana geliyorum. Zeytinyağında mı çok kalıyor, ver tereyağında mı? Hep sen bana soruyorsun, bir de ben sana soruyorum. Zeytinyağında var. Bu soruyu sorduğunuza göre bunun cevabı zeytinyağı olmalı hocam. Niye? Bilmiyorum. Umarım güzel annemle bakar mısınız? Çok mu acı? Biraz acı. Acıdır. Bence yayında denemeyin. Tuzlu ise çok güzel. Aa öyle diyorsun. Adanalıyız yani, biz yani ama tek başına atacaksın. Ben yiyeceğim şimdi. Eyvahlar olsun. Yani düğün pastası gibi oldu bu. Bir orta boy tatlı patatesten bu kadar şey de çıkar mı? Bilmem. Bakalım. Görelim cevabını. Bakalım. Buradan aşkımı tatlı patatese ilan ediyorum arkadaşlar. Söylemiş olayım. Bir tane de nar keselim. Şimdi kırmızı olan her şey kandır candır deriz ya. Bir tane göstermek istiyorum şunları. Hocam zar zor dizdim zaten. Çok önemli bir şey göstereceğim. Tamam. Tekrar koyacağım aynı yere. Şimdi tekrar aynı yere koyacağım. Hiç aynı yer olmadı. Tamam. Bu şahane bir çikolatalı puding gibi değil mi? Mısır içinde mısır şurubu İnanılmaz yok. İnanılmaz güzel. Beyaz şeker yok ve gluten yok. Bir çay bardağı sirke. Hocam niye yapamadınız? Muhakkak siz yani, ev sirkesin. Bir ezik koysaydık içine güzel olurdu. O kadar bağlandık. Hadi Çağla'cığım tamam. Çağla içsin ben koyacağım. Ne oldu Çağla'cığım? Hayır. Yani o kadar çok koymuşsunuz ki çok zor. Vallahi 20 diş dedim. Hayır azar azar Ayşe olsaydı. Ayşe abla 20 diş soymuş ama. Yok yok olmaz böyle. Azar hakikaten. Azar değil mi? Yok, havan olmaz. Küçük havan. Havanımız küçük. Şimdi... Allah'a binlerce şükürler olsun. Kızı bıraktın olsun. Gittin mutlu musun? Sen, Azerbaycan'da mutluyum. Mutlusun. Ama sizi çok özlüyorum.
en kötü seviyorum yani. Üzülürüm ben seni. Seni çok seviyorum. Bir gün bir arkadaşımız hocam size bal getireceğim dedi. Bir sepet bal getirmiş ama nasıl biliyor musunuz? Konik bir sepet, sepetin yüksekliği bu kadar. Hocam dedi bunu dedi, dağa götürüyoruz dedi, ağaca bağlıyoruz dedi, ters bağlanıyormuş. Arı peteği örüyor dedi, ondan sonra içini dolduruyor dedi. Ben de sana getirdim dedi, ben de zannettim ki... Karakoman balı mı? Evet, bir sepet bal getirdim. Ne yapacağım ben bunu dedim. Hocam vermeyeceğiz zaten dedi, sana şu kadar çıkmayacak dedi. İstiyorsan alırsın, kilosu 600 lira dedi. Olur, kilosu? 600 lira. Buyurun hocam. Geçelim efendim. Niye basacağım dedim, bak kendine geldi. Ver gazı bana. Valla. Gel, gel! Salla. Evet. Bravo. Tabii bu da... Şurada, işte şurada, şurada. Bu olgunlaşmadı daha hocam. Nasıl? Evet. Evet. Aldım. Ağlamadım ben. Bir tetelli çalıyor, kalkın da oynayalım. Hangi tuz? Zeytin, kristal kaya tuzuyla koyulur. En faydalıdır. Az önce söylediğiniz gibi. Az önce söyledik. İşte aklınız basmamış, kusura bakmayın. Efendim hocam, vallahi kaçırdım. Ben bir fırça mı yedim orada? Yok, hayır. Hocam tırmansın diye çocukları getirdim ya. Ay! Bir dakika, benim kafamda niye şapka yok? Bir saniye. Beslenme ile de tansiyonu düşürebiliyor. Sonuca bakma, acelik yok. Baksın bana, güzel oğlum, kattım ha, bitti. Ne Serpil Tur Nazmar ismi, arı dur, bız bız konuşuyor. Aha, bu da öyle. Tabii görüyorsunuz. Yalan! Yalan! Nazar etti Murat seni. Bu da benim aklım. Bir havalar, üç adımlık ama yerde havalar atıyor. Bakayım. İlkbahar gibi. Evet, bu kesinlikle tabii sağlıklı bir kıyma haline getirdik. Kendiyle barışık insan olduğun zaman ilişkinde de barışık oluyor. Dolaşımı düzeltmeye, metabolizmayı düzeltmeye yönelik programlar var. Korkunç bir göğüs ağrısına gel hastalar. Kalp krizi geçiriyormuş gibi geliyor. Kadınların direnci ve bağışıklık sistemi erkeklere göre daha güçlü. Bütün dünyada, bütün ülkelerde kadınların ortalama ömrü erkeklere göre daha uzun. Ne yaptığınızı söyledim mi Gökhan hocam? Tam yan, olarak yan gelip yatıyorsunuz yoksa denemek için cesaretinizi gelmesini bekliyorsunuz. Bura çok güzel bir yer. Hocam güneşleniyor, havası var da yanlış yerde yan olmayalım. Yan gelip yatıyorum. Nasılsın? Günaydın, günaydın. Harika, çok iyi. Buradan düğüne gidiyoruz herhalde. Böyle herkes aynı şeyi söylüyor. Acayip şıksın. Harika görünüyorsun. Şu bölge ve bunun hemen yanı başındaki bölgeler baş boyun kanserlerine bağlı metastaz, yani lenf düğümüne sıçrama daha çok bu bölgelerde oluyor. Beyaz rafine işlenmiş gıdaları tüketmeyin ama beyaz ekmeği de tüketmeyin diyoruz. Üsterli kolitin en önemli sebeplerinden biri bu. Tatlı yemeyelim mi hocam? Evet yiyelim, arada bir baklava yiyin, şerbetini azaltın. Ben bayılırım baklavaya ama yiyemiyorum, evde de tutmuyorum. Malzemeyi bol koyun, şerbetini az koyun, alın sağlıklı baklava. Havadaki kötü titreşimleri bile yüzeyine çarparak suyun içindeki frekansları değiştiriyor. Sosyal mesafeyi koruyalım. Koruyalım. Bu sosun neyle yaptık? Bu sosunda krema var, biraz beşamel var, mantar var. Şöyle. Sosunu da üzerine ekliyoruz. Bununla birlikte muhakkak kasaba jülyen şeklinde kuzu lokumları yaptırması lazım. İncecik ince. İncecik olması lazım tabii. Bir de fazla pişirmemeleri gerek. 3, 2... Güne daha enerjik uyanmak. Güne... Güne daha enerjik uyanmak. Daha zinde bir gün. Ama ben çok coşkuluyum şu anda ya. Tamam. Böyle yapacağım. Güne daha enerjik başlamak için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.